Artık aday adaylarımız gelmeye başladı. Birkaç tane aday adayımızı ziyaret ettik. Şimdi siz geldiniz. Sizden sonra da gelecek aday adaylarımız vardı mutlaka. Osmancı Girişimli İş Adamlar Derneği olarak bizi ziyaret etmeye gelen her türlü belediye başkan adayımız, her partide belediye başkan aday adayımıza kapımızın açık olduğunu burada beyan etmek istiyorum. Birinci önceliğimiz bu. Osmancı'nın yönetiminde geleceğinde yönetici olmak isteğinizden dolayı da sizi ayrıca kutluyorum. Şimdi biz o diğer aday adaylar arkadaşlarımıza da söyledik. Bizim OKİAD olarak takip ettiğimiz Osmanlı'da köklü 3-4 tane proje var. Basın huzurunda bunları size de deklar etmek isteriz. Bir, bizim ilçemizden Osmancı'nın içerisinde D100 karayolu atlettiğimiz bir yol geçiyor. Bu projeler zaten çoğu belediye başkanının bir adaylarının bildiği şeyler ama bir kez daha dernek olarak takip ettiğimiz konuları özellikle size arz etmek isteriz. Bir D100 karayolu üzerindeki leblebiciler tabir ettiğimiz esnamızın mağdur olmayacak şekilde iş yerlerinin genişletilmesi, daha güzel, daha efendim yoldan geçen insana güzel hizmet verecek şekilde dizayn edilmesi konusunda etkin çalışma yapmanızı talep ediyoruz. Birinci şeyimiz bu. İkinci takip ettiğimiz proje Osmancı'nın içerisinden geçen Kızılırmak'ın ıslah projesidir. Bu hükümetimizin ve belediyemizin de takibindedir. Ödeneği de çıkmıştır. Efendim bunun en ivedilikle Osmancığımıza kazandırılmasını talep ediyoruz. Yıllardan beri de talep ettiğimiz konu bu. Osmancık'tan Asya tesislerine kadar sağlı sollu yürüyüş yolları ve araç girecek şekilde dizayn yapılarak D100 karayolundan akan trafiğin özellikle aile müşterisinin Osmancık'ı ziyaret ederek, Osmancık'ta konaklayarak, Osmancık'a katma değer bırakarak gitmesini sağlamamız lazım. Sizden istirhamımız eğer nasip olur da belediye başkanı olursanız. Üçüncü şeyimiz, görünen o ki artık Osmancık'ın altyapı problemi çözüldü. Kanalizasyon yapıldı, su yapıldı, işte asfalt yapılıyor. Yani kaldırımlarımızı da düzelttikten sonra yani böyle şey işler kalmayacak. Artık bundan sonra gelecek belediye başkanından bizim istirhamımız şu. Artık Osmancık'ı değiştirecek, zıplatacak büyük projelerle gelmenizi istiyoruz yani Osmancık. Mesela bizim 60-70 dönümlük Karaca'da efendim alanımız var. Buraya yeni bir Osmancık inşa edilebilir. Kamil Yolu tarafına yeni bir Osmancık inşa edilebilir. Yani insanlar böyle artık yani daha mutlu, daha geliş seviyesi yüksek projelerle sizin şey yapmanızı istiyoruz. Yani bizim böyle 3-4 tane projemiz var. İnşallah bunları takip ederseniz hem Osmancık'ın esnaf açısından hem para girdiği açısından özellikle bu D100 karayolu basındaki arkadaşlar da bunu biliyorlar. İstifade edemiyoruz. 100 araçtan 4,5 araç duruyor ki bu çok kayıp yani. Çok sıcak para var. Bunu geliştirmenizi talep ediyoruz. Tekrar bizim derneğimizi ziyaret ettiğiniz için şimdi çok teşekkür ediyorum. Şey toparlamadan buyurun. Yani sizce bunları da şey verebilirsiniz. Ben partideki açıklamamda vardı. Kültür turizminin geliştirilmesi. Yani Osmancık'ın ziyaret edilmesi. Bunu yaparken de ya belediye hükümeti oraya çekmek, belediyenin olduğu yere bir konaklara gidecek bir otel yapmak. Kültür, kalemli vesaire söylediğinden sonra. Koyunbaba köprümüz var. Akşam zaten camimiz var. İbaret camimiz var. Koyunbaba türbesi var. Yani biz hiç, yani Amasya'dan geri kalanlarımız var bizim. Evet. Yok. Yani bir şeyimiz yok. Ha. Bir de elimizde aynı Amasya'daki kral mezarlar gibi 40 dilim var. Buraya gelen insanları götürürsün. Kral mezar. Orayı ziyaret ederiz. Bu bizim projelerimiz arasında. Dediğim proje. İkincisi leblebicilerle ilgili olarak benim 2009'dan bu tarafa başkanımıza defalarca arz ettiğim İstanbul ve Samsun istikametinde iki büyük park vardı. Yani insanların gelip konaklayıp giderken de alışverişlerini yapıp gitmelerine inerdi. Orada yani lokantada olsun, çay bahçeleri olsun. Yani esnafımız bu arada çay külfetinde de kurtulacak. Yani esnaf orada. Ha orada ne yapılır? Tuvaletler bedava yapılır. İnsanların yolda en büyük derdi tuvalet parası. Tuvaletleri güzellik oradaki esnaf kendi arasında tutar. Yani bunu ne yaparsın? İşte Avrupa Birliği projesinde de yapılır. Yani yapan yerler var. Bu kafamda ya bu dediğinizi. Bir üçüncü toplu konu. Yani o sizin dediğiniz şey Buhara gibi Osmancık'ta mutlaka olması gereken şey.
Mesela en azından Şengül Mahallesi bahçeli evler olarak kastırmış. Çok tatlı yapılar diye engelleyelim. Değil mi? Yani toplu konut alanı açalım. Yani TOKİ için yani şu var. TOKİ'de hem sosyal konut hem de daha belirli bir konut. İki aşamalı konut çalışması yapılsın istiyorum. Yani onlar bizim şeylerimiz arasında var. Yani talep ettiğim üç şey de benim düşüncelerim arasında var zaten. Projelerim arasında var yani. İnşallah. Onları ben şöyle genel olarak sadece yani onları sıraladık da şey olarak bu dediğim projeler hakikaten Osmancık için önemli. Biz onu görüyoruz yani. Böyle yani sivil toplum kuruluşlarından uzak şehri yönetmeye çalışan belediyeler pek başarılı değil.